Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda bir önceki videomda söz verdiğim gibi bilgisayarınıza zaman zaman kullanımınıza bağlı olarak birkaç haftada, birkaç ayda veyahut da yavaşladığını düşündüğünüzde uygulayacağınız birkaç şeyden bahsedeceğiz. Rutin bakımlarından bahsedeceğiz ve bunun yanı sıra bilgisayarınıza performansınızı arttırmak adına da birkaç şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu adımların tamamı 4 maddeden oluşuyor. Bazı ayarlarımız performans arttırmak adına, bazı ayarlarımız da rutin çöplüğü temizlemek dediğimiz bakımla alakalı. Şimdi ilk olarak arkadaşlar masa üstünde göreceğiniz şu programlar, bir resim var. Bunları sizin için indirdim. Şimdi yapacağımız ayarları şu iki program kendi başına yapıyor arkadaşlar. Ama program kullanmak istemeyenler için adım adım gideceğiz. Bir de bu programlar ücretli mi bilmiyorum. Hani ikisini de indirdim. Ben kullanmadığım için lisans koşullarını bilmiyorum. Lisansları özellik kısıtlamalı mı yoksa süreli mi veyahut da süresiz mi hiçbir bilgim yok. Üstteki program galiba ücretsiz ama aşağıdakinin ücretli olduğunu biliyorum. Fakat lisans koşulları dediğim gibi 30 günlük mü yoksa özellik kısıtlamalı mı onu bilmiyorum. Şimdi birazdan kurup bakarız ama kurmadan önce yapmamız gereken şey arkadaşlar gelişmiş sistem ayarlarında birkaç ayar. Şimdi arkadaşlar buraya gidebilmek için masa üzerindeki bilgisayar ikonumuza sağ tuş yapalım. Özellikler diyelim. Şimdi bizim bilgisayarımız Hollandaca, Flemenkçe diyeyim daha doğrusu. Bu yüzden söylediğim şeyler yani sizde olmayacak haliyle. Hani bildiklerimin Türkçe karşılığını söyleyeceğim ama bilmediklerimde sadece tıkladığım yerlere bakın arkadaşlar. İkonlar ve sıralamalar aynıdır ve bunu gördüğünüz gibi Windows 10'da uyguluyoruz. Windows 7 kullanıcılar için isimler aynıdır ama yerler farklıdır arkadaşlar. Bunu biz Windows 10'da yapıyoruz. Daha başa dönelim tekrardan. Olay karıştı galiba. Şimdi arkadaşlar masa üstündeki bilgisayar ikonumuza sağ tuş yaptık, özellikler dedik ve bu alana geldik. Burada en aşağıdaki şu sol taraftaki seçeneklerden en aşağıda olan gelişmiş sistem ayarları kısmına gelelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi şöyle yapayım hatta ben diğer bilgisayarda aynı yere gideyim sizlere tam Türkçe karşılığını söyleyeyim arkadaşlar. Gelişmiş sistem ayarları evet. Şimdi burada arkadaşlar yukarıdakini zaten çevirmeye gerek yok. Performans. Buradaki kullanıcı profili. Şu aşağıdaki ise başlama seçenekleri arkadaşlar. Başlama ve kurtarma seçenekleriymiş daha doğrusu. Şimdi bizim burada yapacağımız işlem başlama ve kurtarma seçeneklerinde. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada yapacağımız tek bir ayar var. Şurada işletim sistemleri listesini gösterme ile alakalı bir zaman dilimi var arkadaşlar. Burada şöyle açıklayayım bunu. Bilgisayarınızı başladığınız zaman bilgisayarınızda kaç tane işletim sistemi varsa ki bir tane bilgisayara birkaç işletim sistemi kurulabiliyor. Bunun da altını çizelim. Tabii ki genel anlamda bazılarımız bilmiyordur. Herkes zannediyor ki Windows 7 kurduk, Windows 7 ile devam ediyoruz vesaire ama bilgisayarda çeşitli işletim sistemleri kurabiliyorsunuz ve bunu da başlangıç aşamasında seçebiliyorsunuz. Sistem şununla başlasın diye. Şimdi bu konumuz değil tabii ki. Burada nasıl bir ayar yapacağız? Bilgisayarımızda birden fazla şey varsa işletim sistemi, sistemimiz başlarken bunu seçmemiz için bize 30 saniyelik bir zaman dilimi tanıyor. Eğer ki yoksa bu 30 saniyeyi yine bekliyor arkadaşlar. Kontrol amaçlı. Başka bir işletim sistemi var mı yok mu gibi galiba böyle bir mantığı var. Başlama aşamasında 30 saniyelik zaman kaybımız olmaması için buradaki ikonun şuradaki tık işaretini kaldırıp okey diyoruz arkadaşlar. Sıradaki işlemimiz şu diğer bilgisayardan da kapatalım şunu. Sıradaki işlemimiz şurada kullanıcı profili varmış. Burayla bir ayarımız yok arkadaşlar. Performans kısmına gelelim. Evet bakın burası da önemli. Şimdi arkadaşlar aslında yukarıdan aşağı başlasak iyiydi. Aşağıdan yukarıya gittik. Ters oldu ama olsun. O tamamen Türkçe'ye çevirme aşamasında olan bir karmaşalık oldu. Burada önemli diğer konu ise performans arkadaşlar. Performans kısmına geldiğiniz zaman birinci seçenekte otomatik ayarlı. Yani Windows kendi seçsin bu ayarları
Bu da bilgisayarınızın donanımına göre otomatik olarak şu aşağıdaki özellikleri devreye alıp çıkartıyor. Buradaki özellikler nelerdir arkadaşlar? İşte bilgisayarınızdaki şu mouse'un hareketleri, ne bileyim, buradan bir tane uygulama açarken örneğin mesela ne açalım? Buradan geldik mesela, şu şekilde hafif sisli geliyor ve tekrar hafif sisli olarak gidiyor. Şu etrafındaki tasarım şekilleri falan, nereden göstereyim bunu? İşte şu şekilde gördüğünüz tamamen değişiyor aslında. Burada pek gösteremedim ama efekt diyeyim kısaca. Yani efektler gibi gelmedi başka türlü de aklıma bir şey. Yani bilgisayarınızın görseliyle alakalı, grafik kısımlarıyla alakalı performansı zorlayacak ne varsa onların etkin hali burada arkadaşlar. İşte kutuların kayarak açılması, işte denetim ve öğedeki animasyonların pencere içinde gösterilmesi falan gibi. Bunu otomatik seçerseniz bilgisayarınız bunları otomatik olarak kendi donanım özelliğine göre kendi seçer. Bir alt seçenek en iyi görünüm için ayarlayı seçersek arkadaşlar, işte yine bilgisayarınızı en performanslı haline getirecek diyelim. Çünkü bütün özelliği aktif edecek, yani sınırları zorlayacak. Bu da tabii istemediğimiz bir şey. Onun altındaki en iyi performansı ayarla. Bu da bütün bu özellikleri kapatacak arkadaşlar. Şöyle hemen bir uygula diyelim, ne değişecek? Bir görelim. Hiçbir şey değişmedi. Evet, aslında değişmiş. Daha öncekiyle o çok az bir fark var. Fark eder misiniz bilmiyorum ama şu pencere daha hızlı geldi. Kapatırken de çok daha hızlı gitti. Bir de fark ettiyseniz etrafında bir çizgi var. Görsellik kayboldu. Bir de bunu çekerken bakın. Görüyor musunuz? Öyle şeyle beraber kaydırmıyor. Mesela eski halini alalım burayı. Bakın gördünüz mü? Yani tuttuğunuz gibi olduğu gibi pencerenin kendisi oynuyor. Diğer türlü daha biraz daha bak görüntü kaliteli grafik falan düştü. Bir de bunu oynarken o orada kalıyor. Siz pencereyi oynatıyorsunuz. Bıraktığınızda oraya gidiyor. Gördüğünüz gibi böyle ufak şeyleri kapattığınızda bilgisayara ekstra bir performans sağlatmış olursunuz arkadaşlar. İlk adımımızdaki gelişmiş sistem ayarlarında yapacağımız ayarlar bunlardı. Bundan sonra arkadaşlar çöpleri temizleme diye dediğimiz bakımla alakalı. Yani zaman zaman bilgisayarınız kasıldığı zamanlarda, yavaşladığı zamanlarda yapacağınız bir işlem bu. Bunu da yapmak için bilgisayarınıza çift tıklıyorsunuz. Sürücülerimize gidiyoruz arkadaşlar. C sürücüsü, yani sistemin kurulu olduğu sürücüye sağ tuş yapıyoruz. Burada özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra burada disk temizle ya da onun gibi bir şeydir arkadaşlar. Disk ayarları falan, dediğim gibi tıklayacağınız yerler aynı. Burada disk temizleme dedikten sonra burada kısa bir süre bekliyoruz ve şu çıkan seçenekte bunları hepsini işaretleyip gördüğünüz gibi 711 MB'lık bir çöp dosyası birikmiş. Bunlar tabii sizde çok daha fazla olacak. Bu daha yeni bir kuruldu. İşte denemek amaçlı birkaç sitede falan gezildi. Oradan birikinti bunlar. Bunlara okey deyip temizliyoruz arkadaşlar. Okey dedikten sonra böyle bir pencere geliyor. Burada dosyaları kaldır diyoruz. Evet, bunu dedikten sonra aynı yere tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde bir alan gelecek. Şu 79 KB'a takılmayın. Daha sonra burada yapacağımız şuradaki sistem dosyaları ile alakalı işlemler arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Yine kısa bir süre bekleyeceksiniz. Bu Windows 7'lerde aynı pencerede yukarıdaki tablarda disk temizleme, bir de yanda diğer seçenekler diye yer alır arkadaşlar. Windows 7 kullananlar için de böyle bir ayrıcalığın olduğunu hatırlatalım. Yani şu an gelmeye çalıştığımız noktaya gelmeniz için bir önceki pencerede yukarıdaki tablarda diğer seçenekler isminde bir yer bulmanız gerekiyor. Aynı şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şu diğer ayarlar ya da seçenekler, işte mirror opsi.
Bu diğer seçenekler. Burada da bütün şeyleri işaretleyin arkadaşlar. Kontrol edelim. Yaklaşık 2 GB'lık da bir dosyayı burada temizleyecek. Okey dedik yine. Aynı şekilde ikinci gelen pencereyi de onayladıktan sonra temizlik başlıyor. Bunlar bilgisayarınızın donanımına bağlı olarak arkadaşlar hızlı ya da yavaş olabilir. Doluluğuna göre, hard diskinizin durumuna göre, SSD kullanmıyorsanız büyük bir ihtimal mekanik hard disk kullanıyorsanız o biraz daha yavaş olacaktır. Bir de arkadaşlar hard diskinizde böyle bir hırıltı geliyorsa aslında onun bir pek de bakımlık hali kalmamış. Yani onu artık değiştirmeniz gerekiyor. Veri kaybı yaşamamak için o tarz ses getiren hard diskleri bir an önce değiştirmenizi öneriyorum. Böyle genelde işlem yaparken, sitelerde gezerken, dosya çağırırken, resim açarken hard diskte bir hırıltı duyuyorsanız o artık gidici demektir. Şimdi bu işlem de bittikten sonra arkadaşlar yine aynı yere disk temizleme diyoruz. Buradaki sistem dosyalarını açıyoruz arkadaşlar. Windows 10 için geçerli bu. Diğer türlü Windows 7 kullanıcılarında doğrudan yukarıda o açılan disk temizleme dedikten sonra direkt şu ekran gelir. Dosyalar ve diğer seçenekler. Burada ikinci adım olarak diğer seçenekler diyeceğiz. Diğer seçenekler dedikten sonra 2 adet önümüze bir seçenek geliyor. Biri programlar ve özellikler. Şöyle tıkladığımız zaman programları kaldırabileceğiniz yer. Diğeri ise sistem geri yükleme ve gölge kopyalar. Arkadaşlar bilgisayarınıza en çok alan kaplayan yer eğer ki sistem geri yükleme aktifse burasıdır. Çünkü her gün bir önceki durumunu sistem veyahut da belirli günlerde sistem yedekliyor. Bunun bir imajını alıp saklıyor kendisinde. Burada temizle deyip temizle dedikten sonra işte yeni gelen pencerede kaldırmayı onaylayın arkadaşlar. Burada da her zamanki gibi kısa bir süre bekleyeceksiniz veyahut da uzun bir süre pardon. Bunu dedikten sonra arkadaşlar okey diyeceğiz. Kafa gitti ya. Niye bekliyorsunuz? Alıştık bekletmeye. Arkadaşlar şöyle baştan yapalım. Temizle dedik. Kaldır dedik. Daha sonra okey diyeceğiz. Tekrar işte bir standla alakalı bu şey gelişir. Dosyaları kaldır diye. Türkçesi böyle bir şey. Ya aslında Türkçesi böyle bir şey derken Hollandaca'yı bildiğimden değil ha. Yanlış anlamayın. Türkçe'ye tam çeviremiyorum onları. Ezbere o kadar şey yok yani. Bilgisayarda Türkçesi tam anlamıyla ezbere o kadar aklımda olmadığı için yarım yamalak, yarı Hollandaca, yarı Türkçe işte toparlamaya çalışıyorum, idare edin. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bilgisayarımıza ciddi anlamda hard diskimize büyük bir alan boşaltmış olacağız. Bilgisayarımız başlı başına en büyük etkenleri bu zaten biraz rahatlayacak. Şimdi üçüncü adımda ise disk birleştirme. Bilgisayarımızın rutin bakımında ve performansında en etkili ayardır arkadaşlar disk birleştirme. Şu resim onunla ilgili. Disk birleştirme dediğim bu XP'den alınan bir görüntü. Windows 7'de ve 10'da böyle değil arkadaşlar. Hani ne olduğunu görün diye bu resmi aldım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hard diskinizin hali. Yani şu üstteki durum bunun hali, alttaki de arkadaş galiba temizledikten sonraki birleştirmeden sonraki almış olduğu sonuç. Şimdi kırmızılar neyi ifade ediyor? Kırmızılar arkadaşlar parçalanmış dosyalar. Yani bakın şu başta bir kırmızı var. Şuralar kırmızı. Kırmızı şurada bir çoğunluk. Şurada bir kırmızı. Yani bunların her biri bilgisayarınızda şu an kullandığınız dosyalar. Yani belki de şurada çalıştıracağı bir dosyanın diğer bir parçası şurada. Yani ne yapıyor bu durumda? Siz bir dosyayı çağırmak için çift tıkladığınızda burada arama yapıyor sistem. Birini buradan alıyor, birini buradan alıyor, diğerini şuradan alıyor, birini buradan alıyor ve bu haliyle bir zaman kaybı. Dosyaların size geri dönüşü çok geç oluyor. Disk birleştirme dediğimiz bu. Bunları birleştireceğiz. Maviler şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Bitişik dosyalar. Yani altta bakarsak mavi dosyalar, maviler daha ağırlıklı birleştirme yapmış. Bu da ne ifade ediyor? Hani
Bilgisayarda şu an kullanmış olduğumuz dosyaların derli toplu hali. Yani nerede boşluk var, parçalanmış dosyaları daha azaltmış, o her yeri doldurmuş, sıkıştırmış yani. Şimdi bu şartlarda bir dosyayı çağırdığınız zaman daha hızlı size tepki verecek, daha kolay bulacak. Yeşiller ise arkadaşlar taşınmaz dosyaları ifade ediyor. Yani sistem dosyaları. Onlarla hiç oynayamazsınız. Çünkü zaten göreceğiniz gibi yukarıdaki yeşil, aşağıdaki yeşil alanlar aynı yerlerde. Bu taşınamaz dosyalar. Buraya müdahale edemezsiniz. Beyaz kısımlarda boş alan arkadaşlar. İsminden anlaşılacağı gibi free, boş alanlar. Boş alanlar ise arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Bakın şurada bir boşluk var. Şurada bir boşluk var. Bu hard diskin önceki hali. Şuralar boşluk dolu. İşte dosyalarınızı bulunmasında bunlar zarar. Şöyle bir şey oluyor burada. Diyelim ki şu durumda bir hard diskiniz var. Üstteki seçenek gibi. Ve siz bir program kurdunuz. Bu program bir kısmı şuraya kuruluyor. Bir kısmı tek gidiyor buraya kuruluyor. Yani oradaki o boşluğu da dolduruyor. Şöyle dolduruyor. Diyelim ki şuradaki boşluk 100 MB'lık bir alan alıyor ve siz 150 MB'lık bir program kurdunuz. Bu 150 MB'ın 100 MB'ını buraya atıyor, 50 MB'ını buralara atıyor. Yani dolayısıyla da parçalıyor dosyayı ve birini Ahmet'ten birini Mehmet'ten alıp getiriyor. Bu da haliyle bir zaman kaybına neden oluyor. Disk birleştirme dediğimiz bu zamanı önlüyor. Bu vakit kaybını kaldırıyor ortadan ve bilgisayarınızın rutin bakımında ve performansında en etkili ayarlardan birisidir bu disk temizleme. Pardon, disk birleştirme. Disk birleştirmeyi arkadaşlar nasıl gidersiniz? Bu arada bayağı bir konuştuk, kafanız karışmasın diye ben şunu kapatıyorum. Tekrardan baştan alalım. Yine sistem sürücünüzün olduğu hard diskinize sağ tuş yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Şurada ekstralar muhtemelen size araçlar diye geçiyordur. Ekstralara geliyorsunuz arkadaşlar. Şu alt kısımda görmüş olduğunuz zaten ikonu aynıdır. Şimdi birleştir diye bir şey. Birleştir ya da şimdi birleştir. Böyle bir şey. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sistemdeki sürücüleri göreceksiniz. Biz C'yi birleştirmek istiyoruz. Burada analiz edebilirsiniz. Birleştirme ihtiyacı var mı yok mu diye. Veyahut da doğrudan da birleştirme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada bir analiz diyelim. Kısa mı sürecek, uzun mu sürecek bilmiyorum. Bir analiz diyelim. 151, 168. Ve yine bu donanımınıza bağlı olarak, hard diskinizin durumuna bağlı olarak yavaş sürebilir. Birleştirme çok uzun sürer arkadaşlar. Birleştirmeyi bilgisayarı kullanmayacağınız bir zamanda yapın. %4'lük bir parçalanma olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ben bunu işte optimize yaptığım zaman, yani diski birleştir dediğim zaman şöyle başlayacak. Önce analiz edecek, daha sonra birleştirmeye başlayacak ve şu an birleştirmeye başladı. Durumunu şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Ay, konuşamadım. Şimdi sistemi yavaşlatabilir arkadaşlar. Bu ben buna stop diyorum. Burayı da gösterdik. Bunu da yaptıktan sonra dördüncü adımımız başlangıç programlarını düzenleme. Başlangıç programlarını arkadaşlar Windows 7'lerde şu şekilde gidersiniz. Şuraya MC Config dediğimiz zaman doğru mu yazdım? MC John yok yanlış yazmışım. Dediğimiz zaman dedik ha geldi. Burada Upstart yani başlangıçla alakalı bir şey. Windows 7'lerde buraya geldiğiniz zaman burada görebilirsiniz ama Windows 10'da buraya geldiğiniz zaman şuraya tıklayıp bu şekilde gidiyorsunuz veyahut da şu alttaki görev çubuğuna sağ tuş yapalım. Şeydi bu arkadaşlar. Şey işte ya ne o? Görev yöneticisi. Yönetici. Öyle bir şey arkadaşlar. Görev yöneticisi. Buraya tıklayın. Burada Upstart menüsü var yukarıdaki tablolarda. Şu kısma tıklayın. Ya aslında düşünmeme gerek yok. Nereye tıklıyorsam oraya tıklayın. Hani işlemin hızlı olması açısından şeyleri düşünmeyin. Buraya geldikten sonra burada bilgisayar başladıktan sonra başlamasını istemediğiniz programları devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde sağ tuş yaparak üstüne devre dışı bırakabilirsiniz. Bunlar mesela Google Update diyor. Bu update'leri kapatabilirsiniz. Gerek duydukça da çalıştırabilirsiniz. Burada bir sürü kapatacağınız. Sizde daha, tabii ki daha çok olacak bunlar veyahut da daha az olacak. Aynısı çıkmayacak. Bu bilgisayarda kurulu olan programlar bunlar. Buradan da istediğiniz programları başlangıç aşamasında devre dışı bırakırsanız sisteminiz daha hızlı hazır olacaktır arkadaşlar.
Bunların dışında 4 adımda bakımdan bahsettik. Bunların dışında bilgisayarınızda yapacağınız bir de bu işlemleri rutin bir şekilde yapan programlar var ve bu programların size artı olarak kattığı şeyler kayıt defterini düzenlemeleri. Kayıt defteri dediğimiz arkadaşlar şu şekilde gittiğimiz bir nokta. Buraya her kullanıcının girmesi sakıncalı. Burada bütün sistem dosyaları yani bilgisayarınızın bütün çalışmasını sağlayan veya sizin sonradan kurduğunuz programların çalışmasını sağlayan verilerin kaydedildiği yerdir burası. Burada yapacağınız bir hata programın veyahut da sistemin doğru çalışmamasına neden olur. Bu yüzden buralarla siz manuel olarak oynamayın. Bu tarz programlar var. Bir de arkadaşlar burada göstermek istediğim bunları neden kurmadım? Kurulumda göstermek istediğim şeyler var. Şu hani virüs bulaştırma olaylarınız var ya Google şey değiştiriyor, tarayıcınızı değiştiriyor hani ana sayfanıza gitme bölümlerini değiştiriyor, çeşit çeşit reklamlar çıkıyor. Aslında onlar virüs değil arkadaşlar. Onlar kurmaya çalıştığımız programların yanında gelen eklentiler ve bilinçsiz bir şekilde bizlerin onlara onay vermesi sonucu. Mesela bunda öyle bir şey olur mu bilmiyorum ama bir kuruluma devam edelim dedik. Çıkarsa göstereyim diye ben kurmadım. Burada install dedik. Bu kozmiz hani bizim ayarları özelleştirebileceğimiz diğeri de bütün seçeneklerle faal bir şekilde programı kuracağını söylüyor. Install dedik. Devam ettik. Bunda öyle bir şey istemedi galiba. Evet, istemedi. Bunu kapatalım. Diğerini kuralım. Göstermesi de en azından aklınızda bulunsun. Bir programı kurarken kurulum aşamasında nelerin işaretli olduğuna, nelerin olmadığına dikkat edin arkadaşlar. O program yanında neler kuracak, onlara dikkat edin. Şunu bir kapatalım. Yine az önceki gibi özel kurulum kur şeklinde geldi bu. Buraya tıklayalım. Bakın şimdi arkadaşlar mesela bak burada var böyle bir şey. Diyor ki yani bu varsayılan olarak gelmemiş ama bazı programlar varsayılan olarak kuruyor yanında. Size bu seçmenizi istiyor. Şimdi ben burada evet'i seçersem yanında şu programı da kuracak. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama bunu da kuracak. Bu program bilgisayarınıza bakım amaçlı bir program olduğu için muhtemelen bilgisayarınıza zarar verecek ya da sizi rahatsız edecek bir şey değildir ama demek istediğim burada değinmek istediğim nokta programları kurarken bu gibi seçeneklere dikkat edin. Ben burada hayır teşekkürler diyorum ve devam ediyorum. Programı bu şekilde kuracak. Şimdi onu kurarken biz burada CCleaner isimli programımızı bir açalım. Tavsiye konusunda isteyecek hangisi olursanız arkadaşlar ikisi de birbirinden güzel ama tavsiye edeceğim şu Advanced sistem olan programı tavsiye ediyorum. Ücretli bir program ama dediğim gibi lisans koşullarını bilmiyorum. Belki özellik kısıtlamalıdır, belki gün kısıtlamalıdır bilmiyorum. Az bakarsınız ona. Burada arkadaşlar işte az önce bizim elle temizlediğimiz çerezleri, tarayıcı geçmişlerini falan temizleyeceğini söylüyor. Onlar da işaretli burada. Kayıt defteri. Burada işte scan dediğimiz zaman burada her şey işaretli. Burada boş dosyaları, gereksiz dosyaları, çöp dosyaları. Kayıt defterini tamamen tarıyor arkadaşlar. Burada da size nelerin silineceği, nelerin silinmeyeceği konusunda fikir veriyor. Siz bunları otomatik bir şekilde kaldırabilirsiniz. Mesela şunun gereksiz olduğunu söylüyor. Boş ya da çalışmıyor. Şunlar zaten arkadaşlar kaldırdığımız dosyaların geride bıraktıkları çöplükler. Bunları taramayı bitirdikten sonra ki çabuk bitirdi. Bilgisayarda da fazla bir şey yokmuş zaten galiba. Sağ taraftaki seçeneğe tıklayıp ya diyerek daha doğrusu yes diyerek yok ya demiyormuşuz arkadaşlar. Bu galiba bir yere kaydediyor. Bunu geç. Evet, siz orada bence ney deyin, hayır deyin. Çünkü evet dersek kaydediyor. Daha sonra burada da fix dediğimiz zaman İleri gidiyor. 6 seçenek varmış. 6 sayfa hepsine de geldik. Galiba temizledi. Close dedik çıktık. Evet temizlemiş. Buradan bir daha scan diyelim. Ya dediğim gibi bu programları kullanmadım ben aslında. Gördüğünüz gibi temizlemiş. Yani arkadaşlar bu scan dedikten sonra bütün burada sıraladıklarını seçip sağdaki seçeneğe tıklıyoruz. Daha sonra bize bir uyarı veriyor. Size Türkçedir muhtemelen evet hayır diye seçenek geliyordur. Hayır deyin. Sonraki o 6 adımlık
bölümü atlayarak teker teker hepsini silebiliyorsunuz. Burada toz araçlar var. İşte yine az önce manuel olarak yapmış olduğumuz işlemler, başlangıç programları. Bakın buradan da düzeltebiliyorsunuz. Hangilerinin başlangıç aşamasında başlayacağını, hangilerinin başlamayacağını bu program aracıyla da belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu geçelim. Şimdi bir de şu kuruldu, ona bakalım. Şimdi Advanced sistem olana geçelim arkadaşlar. Bu daha profesyonel. Burada böyle tasarımı falan da daha bir estetik duruyor yani. Burada Tara diyelim. Adamlar paraya kıymış yapmış yani. Gizlilik sorunları 1756 tane sorun buldu. Başlangıç öğeleri bir tane çöp tarıyor. Neyse arkadaşlar, video uzamasın. Şurada da şimdi etkinleştir diyor. Bunun tam algılama, gerçek zaman tüm buraları etkinleştir. Ya galiba arkadaşlar özellik kısıtlamalı. Şimdi etkinleştirdiğiniz zaman şu özellikler geliyor. Tüm proları etkinleştir dediğine göre tam algılama, gerçek zamanlı koruma, derin kayıt defteri, otomatik RAM temizleme, en üstün ince ayar vesaire bu özellikleri etkinleştiriyor. Eğer ki satın almadıysanız şu şekilde basit bir bakım yapıyor. Program bunu yapıyor ama size bence bu da yeterli diye düşünüyorum. Az önce biz temizlediğimiz için çöp dosyaları 27 MB falan buldu. Neyse, dediğim gibi fazla uzun sürmesin. Şunu durdur diyelim. Şimdi arkadaşlar taradı. Tarama dosyası bittikten sonra şu şekilde bir seçenekler geliyor. Burada düzelt dediğimiz zaman bu taramış olduğu bütün dosyalar kendi otomatik siliyor. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımıza belirli zamanlarda yapacağımız rutin bakımların yanı sıra performans arttıracağımız ince detaylara da değindik. Umarım çok kafa karıştırıcı olmadığını düşünüyorum. Olduysa da anlamadığınız yerleri arkadaşlar yorumlarda sorun. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Gitmediyse beğenmeyin. Beğenmeyin ki bir sonraki videoda neyi yanlış yaptıysak düzeltmeye çalışalım. Yani videoyu izlerken arkadaşlar mutlaka bir aktivitede bulunun. Beğenmemezlik, beğenmek, paylaşmak, abone olmak gibi bir şeylerde bulunun. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmedim deyin. Eğer ki bu bilgilerin bir başkasının faydalanmasını istiyorsanız paylaşın. Veyahut da bizden bir sonraki videonun gelmesinden haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda şu an aklıma gelmiyor ama YouTube'la alakalı olsun, bilgisayarla alakalı olmasın arkadaşlar. Çünkü YouTube'la alakalı video bekleyen arkadaşlar da var. YouTube'da kanal geliştirme ile alakalı bir video olsun. Ya da değişebilir arkadaşlar. Şu an onun hakkında bir bilgi vermeyin. Bir sonraki videomuz sürpriz olsun. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.